polipler alınabilir mi? Ameliyatı nasıl olur? Evet. Ve hangi evrelerde olur? Çok güzel. Şimdi genelde polipler tesadüfi saptanır. Yani bir kolonoskopi yaptırın, bir gastroskopi yaptırın. Ortaya çıkar. Eğer bu yapılan ünitede yeterli teçhizat var ise o esnada alınabilir. Çok küçük polipler, küçük biyopsi forsepsi dediğimiz şeylerle alınır. Daha büyükleri sinir ve koter yardımıyla yani lazerle kökü yakılarak kement gibi düşünün. Polibi de böyle bir saplı yapı düşünün. Lollipop gibi. Bunun kement kafasından geçirilip kökü ne yakın sap bölümünden kesilerek alınır. Ama bazıları sesil polip dediğimiz daha yaygın polipler vardır. Onların ise özel altı şişirilerek ayrı tekniklerle ve hakikaten bunun eğitimini almış ve de ona göre cihazları olan ekipler tarafından yapılması gerekir. Bu konuda da hem endoskoplar çok gelişti. Böyle işlemsel gastroskoplar var, sadece tanısal değil. Hem de bu konuda hızla gelişen çok iyi uzmanlarımız var. Dünyada bir de çok iyi iş yapıyorlar bence. Kongrelerde falan sunumlarında da çok büyük polipler bile, villozadenonlar gibi mesela, böyle tabak kadar olanlar bile çıkarılabiliyor. Peki polipler alındığı zaman tekrar yenilenebiliyor mu hocam? Yeniden oluşabiliyor mu? Yeniden oluşabiliyor. Yerinde pek tekrarlamaz eğer iyi alındıkça. Ama konuşmamın başında dediğim gibi bu bir mutasyondan gerçekleşiyor. Yani hücresel bozulmadan dolayı oluyor. Yani bu yıl aldık buradan iki tane. Bir dahaki yıl mesela diğer taraflarda da olabilir. Onun için genelde tabii alınan parçanın patolojik tepkikidir bağlayıcı olan ama ortalama bir yıl sonra mesela polip var, aldık, temiz çıktı. Ama yine de bir yıl sonra kolonoskopi mutlaka öneririz. Çünkü o bir yıl sonra bir daha olabilir. Bir yıl sonra bakıldı, yok. O zaman süre biraz daha açılabilir. Peki neden olur? Can polip neden olur? Olmasının bir sebebi, etkenleri var mıdır? Yine aile öyküsü diyebilir miyiz? Evet. Ya da herkese görülebilir mi polip? Her iki sorunun cevabı evet. Ailesel polipozis koli sendromu denilen bir şey vardır, hastalık. Yani familiar polipozis koli, Türkçesi işte ailesel kalın bağırsak polipleri. Bunlar da genetik olarak gelir. Bazı ailelerde genetik kalın bağırsak kanseri vardır. Bunlarda o polipler sık gelir. Benim böyle hastalarım var bu bölgede. Yani iki kız kardeşi, bir erkek kardeşi, kolon kanseri ameliyatı olan, babası bundan vefat eden ve kendisinde de her yıl kolonoskopi yapmamıza rağmen habire polipler üreten, bu genetik bir yapı. Ama onun haricinde herkeste de olabilir. Neden? Çünkü yediğimiz, içtiğimiz şeyler, yani kalın bağırsaktan atılıyor bir kere. Yani atılacak olan maddeleri taşıyan kalın bağırsak.